Zehra Hatun. Şimdi de Hasan Hatun. Hazal Zöhre'ye benzemez oğul. Güçlüdür. Her işin usulünü bilir. Zöhre'ye uymaz damlımca. Mesele de bu ya ana. Hem güçlüdür hem de görgülü. Ummadık anda ummadık hamle yapar, şaşar kalırsın. Aman ha. Sen temkinli olasın ana. Zöhre Hatun'u bilirsin. Aynı'ya varacak işler etti. Hazal Hatun'la Yıldız'ı hiçbir vakit barışmadı. Hazal Hatun pek bir oturaklı durur. He, oturaklıdır ya. İnsanın alacası içinde olur kızım. İçinde ya, içinde. Onca yıl sonra ne diye buraya geldi ki? Sadece Bahadır için mi? Hiç sanmam. Bize aba altından sopa gösterdiğine göre mutlaka bir hesap olacak. Doğru dersin oğul. Sen tasalanmayasın. Ben gözetlerim. Toy telaşesinden gözümüz dumanlatır. Hazal Hatun'a dikkat edersiniz ha. Böyleleri sisli havayı sever. Gözünüzü açarsınız. Zöhre Hatun. Otursana, ayakta kaldın. Eyleşmeye gelmedim. Sana diyecek iki lafım vardır. Hayırdır? Nedir bu celalin sebebi? Dündar için geldin. Bir vakit kalacağım dersin. Lakin bilirim, huzurumu bozmadan gitmeyeceksin. Dündar Bey nikahlı beyimdir. Gitme derse kalırım elbet. Sana gelince otağın önünde 3000 lira alışacağım. Ne yapacağım? Sen, ben, Dündar Bey. Senden sonra senelerce onu ben avuttum. Benim şefkatimle acılarını dindirdi. Cenge giderken pusatını beline ben taktım. Neden endişe edersin öyleyse? Hep hor gördüm. Büyüklendi. Yüksekten baktın. Ama geçti artık. Sen Hazal Hatun soylu büyük bir bey ailesinden gelir. Ben yetim, kara budundan Zöhre. Yerini bilirsin. Pek güzel. O vakit benimle nasıl konuşacağını da bileceksin Zöhre Hatun. Edebini takın, kendine gel. Hak konuşursun. Yerimi bileceğim. Sana papuç bırakmayacağım. Eski Zöhre değil karşındaki, sen de bunu bilesin. Git dua et Zöhre Hatun. Dua et ki
Ben de celallenmeyeyim. Vaktiyle Bahadır'ımı, Dündar Bey'le arasını bozup, oğlumu peşi sıra beni obadan gitmeye mecbur eden kimdi? Düzenimi yerle yeksan eden kimdi? Bak hatun, ben obaya intikam dileyerek dönmedim. Niyetim intikam olaydı, sen çoktan kara buduna dönmüştün bile. Derdim evladımdır. Şimdi git. Bak işine. Sakın beni çileden çıkaracak bir iş etmeyesin. Eğer edersen şimdiye kadar görmediğin gazabıma şahit olursun. Artık kim kimin gazabının tadına bakar, orasını Allah bilir. Bil ki Zöhre bıraktığın Zöhre değildir. Gözünü ondan ayırmayacaksın. Obadan çıkarsa, biriyle görüşürse, biriyle konuşursa haberim olacak.